Sevgili eş başkanımız, değerli kadın arkadaşlar, bu haftaki kadın grup toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Mirabel kardeşlerin Dominik Cumhuriyeti'ni yöneten diktatöre karşı bedenli yaşamlarıyla ödedikleri mücadele, kadınların kararlı mücadelesi ile büyüyerek devam ediyor. Bugün grubumuzu yaklaşan 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası dayanışma ve mücadele günü vesilesiyle yapıyoruz. Bu vesileyle aramızda bulunan konuklarımız var. Onları hızlıca takdim ettikten sonra grup konuşmamıza geçebiliriz. KES MK üyesi ve kadın sekreteri arkadaşlar, SES kadın sekreteri arkadaşlar aramızda. Hoş geldiler. SKP eş genel başkanı arkadaşımız aramızda. Halk Evleri kadın sekreteri arkadaşımız. Özgürlükçü Hukukçular Platformu'ndan arkadaşlar. Demokratik Kadın Hareketi'nden. Mezopotamya Kültür Merkezi'nden. İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'dan Barış Anneleri aramızda. Hepiniz hoş geldiniz. Batikent Yeni Yaşam Derneği'nden, Ankara Demokratik Alevi Derneği'nden ve akademisyen arkadaşlarımız aramızda. HDP MYK üyelerimiz, Etimesgut, Çankaya ve Mamak ilçe örgütlerimizden arkadaşlarımız aramızda. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Aynı zamanda da hem partimizde hep grubumuzda birlikte çalışma yürüttüğümüz emekçi kadın arkadaşlar aramızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Şimdi grup konuşmasını yapmak üzere sevgili eş genel başkanımız Fermi Buldan'ı davet ediyoruz. Buyurun sevgili başkanımız. Çok değerli kadın arkadaşlarım, sevgili milletvekili arkadaşlarım, değerli annelerimiz, basının değerli emekçileri, hepiniz kadın grubumuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi kadın birlikteliğinin, kadın dayanışmasının görkemli coşkusuyla selamlıyorum ve hepinize bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Değerli arkadaşlar, sevgili kadınlar, konuşmama geçmeden önce Cizre Bodrum Vahşeti'nde yaşamını yitiren Asya Yüksel arkadaşımızın annesi Emine Yüksel annemiz bugün yaşamını yitirdi. Yüksel ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, Emine annemize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yine CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan iki gün önce yaşamını yitirdi. Buradan hem CHP camiasına hem de Bircan ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyor. Sevgili Bircan'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Çok değerli arkadaşlar, biraz önce aldığımız bir haber var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Mahkemesi sevgili Selahattin Demirtaş'ın kararını bugün lehte sonuçlanmak üzere açıklamış bulunmaktadır. Ve bu karardan dolayı duyduğumuz memnuniyeti, duyduğumuz sevinci sizler aracılığıyla tüm kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Evet, önemli bir karar.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş hakkında derhal serbest bırakılması kararı bizler tarafından memnuniyetle ve coşkuyla karşılandı. Buradan sevgili arkadaşlar, hukukun üstünlüğünün gereği olarak bu kararın yerel mahkemelerce bir an önce karara bağlanması gerektiğini ve başta sevgili Selahattin Demirtaş olmak üzere tüm tutuklu arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Şu andan itibaren tutuklu bulunması hem yasal hem anayasal hem de uluslararası hukuka özellikle aykırı olduğunu ifade ediyor ve sevgili Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılmasını buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Değerli arkadaşlar, 2 yılı aşkındır hem sevgili Selahattin Demirtaş hem Figen Yüksekdağ hem de diğer tüm siyasi düşüncelerinden dolayı cezaevlerinde tutuklu olarak kalmakta olan, rehin olarak tutulmakta olan tüm arkadaşlarımızın, Selahattin Demirtaş'ın, Figen Yüksekdağ'ın, Gülten Kışanağ'ın, Sebahat Tuncel'in, Gülser Yıldırım'ın, buradan ismini sayamadığım tüm arkadaşlarımız 2 yıldır özgürlüklerinden mahkum olarak cezaevlerinde rehin olarak tutuluyorlar. AİHM'in kararı önemlidir. AİHM gerekçeli kararında aynen şunları ifade etmiştir. Tutukluluğun devam etmesini haklı kılan yeni kanıtlar ve gerekçeler ileri sürülmedikçe tutukluluğun en kısa sürede sona ermesini talep ediyoruz demiştir. Evet, buradan yerel mahkemelere biz de bu kararın gereğinin yerine getirilmesini ve derhal arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını, Selahattin Demirtaş başta olmak üzere tüm arkadaşlarımızın serbest bırakılması çağrısını bir kez daha buradan yapıyoruz ve yineliyoruz. En kısa zamanda değerli arkadaşlar, tüm arkadaşlarımız Selahattin Demirtaş'ta, Figen Yüksekdağ'da, Sebahat Tuncel'de, Aysel Tuğluk'ta, tüm arkadaşlarımız bizlerin, sizlerin vermiş olduğu mücadele sonucunda mutlaka özgürlüklerine kavuşacaklar, mutlaka bizlerle birlikte olacaklar diyoruz. Çok değerli kadın arkadaşlarım, ayrıca dün akşam Mevlüt Kandili'ydi biliyorsunuz ve herkesin Mevlid'ini özellikle kutladığımı ve Mevlüt'ün hayırlara vesile olmasını temenni ettiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Çok değerli kadın arkadaşlarım, sevgili yoldaşlarım, erkek şiddeti nedeniyle yaşamını kaybeden her bir kadını büyük bir borçluluk duygusu ve mücadele sözüyle anıyorum. Dünyanın dört bir yanında ve yaşadığımız bu kadim topraklarda kadın özgürlük mücadelesine emeğiyle, direnişiyle, yaşamıyla can veren, soluk kazandıran bütün kadın yoldaşlarımı saygıyla, minnetle buradan anıyor ve selamlıyorum. Selam olsun sevgili Leyla Güven'in direnişine diyorum. Selam olsun Figen Yüksekdağ'a, Gülten Kışanağ'a, Sebahat Tuncel'e, Aysel Tuğla. Selam olsun Çağlar Demirel'e, Selma Irmağ'a, Burcu Çeli'ye, Gülser Yıldırım'a, Edibe Şahin'e, Nurhayat Altun'a, Mukaddes Kubilay'a. Selam olsun bütün özgürlük tutsağı kadın arkadaşlarıma. Yine yaşamını hak ve özgürlük mücadelesi yolunda kaybetmiş olan bütün yoldaşlarımın anısı önünde hürmetle ve minnetle eğildiğimi ifade etmek istiyorum. Selam olsun Mina Kazi'ye, Zarife Hanım ve Bese Hanım'a, Revşen ve Bedir Han'a. Selam olsun Leyla Kasım'a, Sakine Cansız'a, Sevelere. Selam olsun Derivanlara, Deritanlara. Selam olsun toprağını, onurunu, yarattığı özgür ve eşit yaşamı korumak için direnen Rojavalı ve Afrinli kadınlara.
Selam olsun Arin Mirkanlara, Barin Kobanilere. Selam olsun her cumartesi Galatasaray Lisesi önünde hak arayan sevgili cumartesi annelerine, barış annelerine. Selam olsun Behice Boranlara, Rosa Luxemburglara, Clara Zetkinlere. Dünyanın dört bir yanında direnen bütün kadınlara buradan bir kez daha binlerce selam olsun diyorum. Çok değerli arkadaşlarım, 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele haftası nedeniyle bu haftaki grubumuzu kadın grubu olarak toplanmış bulunmaktayız. Ve kadına yönelik şiddete karşı mücadelede bayraklaşan üç kız kardeş, cenazeleri 25 Kasım 1960 yılında bir uçurumun kenarında bulundu. Patria, Minerva ve Maria ülkelerindeki diktatörlüğe karşı yürüttükleri mücadele nedeniyle katledildiler. Ve öz örgütlülüğü ile mücadele eden bütün kadınlar diktatörlüğün korkulu rüyası oldu. Latin Amerika'da bir general önce kadınları vurun demişti. İşte bu kadınlardan duyulan korkudur. Bu emir bütün sömürgeci, diktatör ve baskıcı rejimlerin desturu oldu. Bu desturun sahipleri, panzerleri kadınların çocukların bedeni üzerine sürenlerdir değerli arkadaşlar. Cumartesi annelerini baskıyla, copla yıldırmaya çalışanlardır. Paris'te üç kadına kurşun yağdıranlardır. Özgürlük mücadelesi yürüten kadınları zindanlarda rehin alanlardır. Bu desturun sahipleri elinin uzandığı her yerde kadın kazanımlarını boğmaya çalışanlardır. Türkiye'de, Afrin'de, Şengal'de, Rojava'da kadın iradesine ve kadın kazanımlarına saldıranlardır. Ama bu desturun sahipleri şunu iyi bilmelidir ki kadınların görkemli direnişi karşısında çok büyük kaybedecekler. Kadınlar yaşamın neresinde olursa olsun bu dünyayı erkek egemen zihniyetine teslim etmeyecekler. Kadınlar tarih boyunca hep direnişleriyle vardı, varlar, erkek zihniyetini gömünceye kadar da var olmaya devam edecekler. Çok değerli arkadaşlarım, kadın toplumun öznesidir. Kadına yönelik her türlü şiddet, kadının bedenini, zihnini ve emeğini kontrol altına alarak bu özneliği ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Bu nedenle her zaman ifade ettiğimiz gibi kadına yönelik şiddet politiktir. Erkek egemen devlet topluma yönelik şiddet aracını her zaman ve her yerde sistemli bir hale getirmiştir. Nedeni çok açıktır. O da kadına yönelik sömürüyü devam ettirmektir. Kadının özgürlük mücadelesini engelleyip kadını köleliğe mahkum etmektir. Kadını köleleştirdikleri oranda da iktidarlarını sağlamlaştıracaklarını hesaplıyorlar. Özellikle AKP'nin 16 yıllık yıkım politikasının özü kadının bastırılması ve köleleştirilmesi üzerine kurulmuştur. Recep Bey ne diyor değerli arkadaşlar? Kadın erkek eşitliğine inanmıyorum diyor. Bir üniversite dekanı da çıkmış, iyi bir ev hanımı olmak bakan olmaktan iyidir, seçimlerde kadınlara oy vermeyeceğim diyor. Yani yukarıdan aşağıya aslında zihniyetleri tam olarak da budur. Kadına biçtikleri rol tam da budur değerli arkadaşlar. AKP döneminde hızla büyüyen kadına yönelik şiddet, sömürü ve eşitsizlik politikaları şimdi tek adam erkek rejimiyle boyutlanarak ve daha da katmerlenerek sürdürülmektedir. Bu kadın düşmanı politikalar kadına yönelik her türlü şiddetin de önünü açmıştır. Her gün en az 5 kadının öldürüldüğü Türkiye'de kadınlar sistematik olarak çok yönlü şiddete uğramakta, kamusal ve siyasal alandan dışlanmakta, toplumsal ve ekonomik yaşamdan koparılmaktadır. Kadın eve hapsedilirse kendisini sarayda rahat ve güvende hissetmektedir. Kadınların talepleri bastırıldığı oranda kendi iktidarını sağlama almaktadır. Kadına yönelik şiddet evdedir, sokaktadır, tarladadır, iş yerindedir. Ama aynı zamanda bu şiddet okuldadır,
adliyededir, meclislerdedir ve iktidardadır değerli arkadaşlar. AKP iktidarı boyunca kadın cinayetlerinin her sene katlanarak artış göstermiş olması bu durumun en bariz örneği ve ifadesidir. Gördüğü şiddet nedeniyle devlet korumasına başvuran her 100 kadından 73'ü devlet tarafından korunamamış ve katledilmiştir. Erkeklerin kadına karşı işledikleri suçlar çoğu zaman cezasız kalmakta, verilen cezalar da iyi hal indirimi ile azaltılmaktadır. Fakat buna karşın öz savunma hakkını kullanmak zorunda kalan kadınlara da en yüksek cezalar verilmektedir. Örneğin Nevin Yıldırım. Nevin Yıldırım kendisine 3 yıl boyunca cinsel saldırıda bulunan kişiye karşı öz savunma hakkını kullandığı için müebbet hapis ile cezalandırılmıştır. Türkiye'de son 10 yılda değerli arkadaşlar 2337 kadın eşleri, sevgilileri, babaları, abileri ya da yakınındaki erkekler tarafından şiddet görerek hayatını kaybetmiştir. Sadece geçtiğimiz Ekim ayında 34 kadın katledilmiştir. Şimdi kimse çıkıp da kadın cinayetlerindeki bu devasa oranlarda devlet organlarının payının olmadığını bize söylemesin, bize anlatmasın. Kadına yönelik şiddet karşısında erkeklere imtiyaz tanıyan yargı, kadına yönelik suçlarda ise hiçbir devlet görevlisine, özellikle de kolluk güçlerine asla dokunmamaktadır. Geçtiğimiz 15 yılda sayısı yüzlerce polis, asker, özel tim, korucu ve gardiyan tecavüz suçundan yargılandı ve hiçbirisi hapis cezası almadı değerli arkadaşlar. Türkiye'de yargı da erkektir. Yargı kadının hak ve hukukunu değil, erkek zihniyetini, erkek egemenliğini güvence altına alan bir kurum haline gelmiştir. Kadınlara yönelik şiddetin 7'den 70'e uygulandığı bir diğer alanda değerli arkadaşlar cezaevleridir. 80 yaşını aşan Sisi Ana'nın bugün cezaevinde rehin olarak tutulması bir utanç tablosudur. Ve egemenliğini 80 yaşındaki bir anayı cezaevinde rehin tutarak tesis etmeye çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bakınız, bugün aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği Dünya Çocuk Hakları Günü. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de durum ne? Bugün 700 çocuk anneleriyle birlikte cezaevinde rehin durumundadır. 80 yaşından 3 yaşına varıncaya kadar herkesi cezaevine atan, kadın da olsa çocuk da olsa gereği yapılacak diyen bir zihniyet var karşımızda ne yazık ki. Biz de diyoruz ki kadın da olsak, çocuk da olsak bu faşist rejiminiz karşısında asla diz çökmeyeceğiz, asla boyun eğmeyeceğiz. Kesintisiz sürdürdüğümüz bu zulüm karşısında kesintisiz direniş göstereceğiz. Recep Bey geçenlerde çıkmış, yasaklardan ziyade özgürlüklerin konuşulduğu, her türlü fikrin serbestçe dillendirildiği bir iklimde yaşıyoruz diyor. Bu sözleri Berkin'in annesini seçim meydanlarında yuhlattıran, cumartesi annelerini yerlerde sürüklettiren, binlerce siyasetçiyi tutuklattıran zihniyet söylüyor değerli arkadaşlar. Evet, biz bu iklimi yaşayacağız. Ama sen gittikten sonra Recep Bey, merak etme, kadınların direnişiyle bu ülke mutlaka özgürlüklerini yaşayacak, mutlaka yaşayacak diyoruz. Bu korku krallığı muhalif gördüğü kim varsa tutukluyor, rehin alıyor. Çünkü onlar da biliyor, bu diktatörlük rejimini yıkacak olan kadınların gücüdür, kadınların direnişidir. Onlar da biliyor ki faşizmin sonunu getirecek olan kadın direnişidir. İşte faşizme, her türlü sömürüye karşı yaşamını özgürlük mücadelesine adayan sevgili Leyla Güven yoldaşımız tam da bu nedenle rehindir. Milletvekili seçilmesine rağmen rehine olarak tutulan Hakkari milletvekili sevgili Leyla Güven şahsında
kadın kazanımlarına, eşit temsiliyetine ve kadın siyasetine saldırılmıştır. Ve bildiğiniz üzere değerli arkadaşlar, Leyla Güven arkadaşımız 7 Kasım tarihinde Sayın Öcalan'a yönelik olarak geliştirilen tecride karşı bedenini açlığa yatırmıştır. Buradan özellikle ifade etmek isterim ki tecrit şahsi bir tecrit değildir. Bu tecrit aynı zamanda kadınların, gençlerin, halkların ve inançların bir arada yaşamasına yönelik bir tecrittir. Sayın Öcalan'a yönelik tecrit, Kürt Kadın Hareketi öncülüğünde gerçekleşen kadın devrimine yönelik bir tecrittir. Kadınlar, devletçi iktidar geleneğinin bütün pratikleriyle yeniden üretildiği cinsiyetçiliğe karşı bugün mücadele etmektedir. İşte bu yüzden tecrit aynı zamanda kadının siyasetteki yerine ve kazanımlarına da bir müdahaledir. HDP bugün milyonlarca kadının dahil olduğu bir yapı, Türkiye'de kadın özgürlüğünün merkezi, kadın kazanımlarının garantisidir. Tecritin ağırlaştırılması ile beraber başta sevgili Figen Yüksekdağ ve Gülten Kışanak olmak üzere binlerce kadın yoldaşımızın rehin alınması süreci başlamıştır. Milletvekilleri, belediye eş başkanları, kadın hareketi üyeleri, parti meclisi üyelerimiz ve ilçe çalışanları, il çalışanları kadınlar olmak üzere bugün HDP'de siyaset yapan binlerce kadın cezaevlerinde rehin olarak tutulmaktadır. HDP ve kadın siyasetçilerimiz yerde sürüklenmeye çalışılan kadın kimliğini ve bedenini yerden kaldırıp onurlu bir yere taşıdığı için hedeftir. Geçen hafta bir bakanları çıktı, kadın milletvekilimizi kameralar önünde sen görürsün diye tehdit etti. Bu faşist rejimin yıkıldığında asıl siz göreceksiniz. Bu yaptıklarınızın hesabını bir hukuk önünde vereceksiniz. Ve buradan ifade etmek isteriz ki sizin tehditlerinizden korkmuyoruz. Ebru Güney'in gözlerinde korku yoktur. Pervin Buldan'ın gözlerinde korku yoktur. Cezaevlerindeki sokaklarda, meydanlarda özgürlük mücadelesi veren kadınlarımızın gözlerinde korku yoktur. Bizlerin gözlerinde umut vardır. Bizlerin gözlerinde direniş ve mücadele azmi vardır. Asla korkmuyoruz, asla boyun eğmiyoruz, asla diz çökmüyoruz sizin önünüzde. Çok değerli arkadaşlar, HDP olduğu sürece kadın kimliğini yok edemeyecekler. Kadınların umudunu ve cesaretini asla ve asla kıramayacaklar. Buradan sevgili Leyla Güven ve kadın yoldaşlarına bir insanlık suçu olan tecrite sessiz kalmayacağımızın sözünü veriyoruz ve tecriti biz kadınlar kıracağız, tecrit biz kadınlarla kırılacak değerli arkadaşlar. Evet, AKP saray rejimi ve kurdukları faşist blok ülkeyi hem siyasi hem ekolojik ve hem de ekonomik anlamda bir yıkımla karşı karşıya bırakmıştır. Ekonomide yanlış politikalar sonucu kontrolsüz bir kriz ve büyük oranda bütün toplum tarafından hissedilen bir çöküşün eşiğine gelmiş bulunmaktayız. Elbette ki bu kriz AKP'nin 16 yıllık iktidarının bir özeti ve sonucudur değerli arkadaşlar. Ve ekonomik kriz siyasi krizin de bir sonucudur. Her ne kadar Ayşe teyzenin dolarla ne işi var diyerek kadınları önemsiz kılan ve bu önemsiz kesim hanesine alsalar da ekonomik krizin bir de çok ciddi bir kadın boyutu olduğunu ve bulunduğunu asla göz ardı etmemeliyiz. Bizler biliyoruz ki sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada ekonomik krizden olumsuz etkilenen kesimlerin başında kadınlar gelmektedir. Ve ekonomik kriz hem çalışan kadınları hem de kamusal alanda çalışamayan ve ev işçisi kadınları doğrudan etkileyen, yaşamlarını sekteye uğratan süreçlerdir. Krizden ilk darbeyi yiyen ve çabuk işçi çıkarılan iş yerleri kadınların yoğunlukta çalıştığı yerlerdir
ve kadınlar krizden ilk etkilenecek sektörlerde çalıştığı için işini ilk kaybedenler arasında bulunmaktadır. Ve getirdikleri bütçeye bakıyoruz. Bütçede erkek var. Bütçede kadın yok. Kadının adı yok. Kadına ayrılan bütçe yok. Kadının bütçesi yok. Yoksulluğu ortadan kaldıracak sosyal politikalar değil, yoksulluğu sürdüren politikalara devam ettiklerini görüyoruz. Kadınların ya evde babanın, kocanın ya da güvencesiz çalışma koşulları altında patronların insafına terk edecek politikaları süsleyip püsleyip kadını güçlendirdik diyerek bizlere sunmaya çalışıyorlar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçesinde yer bulabilmek için ya müstakbel eş, ya eski eş ya da anne olmak gerekiyor. Bu bütçe biz kadınlar için değil, AKP'nin bir hizmet ve yardım taşeronu haline getirdiği aile içindir değerli arkadaşlar. Bu anlayış kadınları eşit vatandaşlar olarak kabul etmediklerini ve yalnızca ailenin bir unsuru olarak gördüklerinin açık bir örneğidir ve kanıtıdır. Bakıyoruz, şiddete maruz kaldığında kadınların başvurabilecekleri mekanizmaları geliştirmek, 6284 sayılı kanunu uygulamak, sığınak ve şönüm açmak, buralarda daha çok personel istihdam etmek için ayrılmış herhangi bir bütçenin olmadığını görüyoruz. Mevcut hizmetleri sürdürmek için ayırdıkları bütçe ise tüm bakanlık bütçesinin binde 0.029'u. Yani önerdikleri sosyal politikalar sadece bunlardan ibaret değerli arkadaşlar. Bugün nafaka konusu kadınların öncelikle sorunları arasındadır. Burada bile kadının hakkı gasp edilmiş bir şekilde ve bunu uygulayan bir şekilde bir arayış içerisindeler. Tıpkı gaspçı kayyum anlayışında olduğu gibi. Nafakayı sınırlayan bir düzenlemeyi meclise getirmeyi düşünüyorlar. Yasa teklifinin meclise gelmesiyle birlikte kadınların haklarının gasp edilmemesi için en etkili mücadeleyi kadın milletvekili arkadaşlarım burada genel kurulda mutlaka verecekler ve bunun mücadelesini yürütecekler. Toplumun yarısını oluşturan kadınlara reva gördükleri bütçe işte budur. Kadını çalışma yaşamının dışına çıkartmalarının nedeni kadının kurumsal alanda yer almasından ve örgütlenmesinden duydukları korkudur değerli arkadaşlar. Ama korkmaya devam etsinler. AKP'nin yarattığı bu krizlere karşı mücadelenin öncülüğünü de biz kadınlar yapıyoruz, yapmaya da hep birlikte devam edeceğiz. Biz kadınlar bedenimizin, kimliğimizin ve irademizin sömürülmesine nasıl hayır dediysek, emeğimizin sömürülmesine ve geleceğimizin gasp edilmesine de güçlü bir şekilde hayır diyoruz demeye de devam edeceğiz. Böylesi süreçlerde değerli arkadaşlar, dayanışmanın, örgütlü hareket etmenin ve mücadeleyi güçlendirmenin, krizlerin yıkıcı etkisini azaltmada, bunlardan korunmada ne kadar önemli olduğunu biz kadınlar çok iyi biliyoruz. Birlikte direnmeyi, dayanışma ağlarını örmeyi biz kadınlar her zaman başardık. Bundan sonra da daha güçlü bir biçimde başarmaya devam edeceğiz. Sevgili kadın arkadaşlarım, şundan emin olun ki kadınların bu dayanışması ve örgütlü gücü bu ülkeyi mutlaka ama mutlaka özgürleştirecektir. Kadın özgürleştikçe toplum ve ülke de özgürleşecektir. Biz de kadınlar olarak bir kez daha haykırıyoruz. Ne erkeklere ne de sizin tekçi rejiminize biat etmeyeceğiz. Ne hakkımız olandan, sosyal ve siyasi haklarımızdan vazgeçeriz, ne de şiddetsiz, sömürüsüz, eşit ve özgür bir hayatı kurmak için mücadelemizden vazgeçeriz. Çok değerli arkadaşlar, şimdi önümüzde yerel seçimler var ve yerel seçimlere sadece 4 ay kaldı. Bu 4 ay elbette ki bizler için kritik bir öneme sahiptir. Bu 4 ayda
dişimizi tırnağımıza takarak gece demeden, gündüz demeden bir seferberlik ruhuyla çalışacak korku imparatorluğunu hep birlikte yıkacağız. 4 ay boyunca AKP'nin yürüttüğü korku, nefret, şiddet kampanyasına karşı umut, sevgi, barış kampanyasını hep birlikte yürüteceğiz. AKP-MHP faşist ittifakı saldırı konseptini toplumsal alanda derinleştirmek için en çok kadınlara saldırıyor, bunun farkındayız. Kadınların kazanımlarını gasp etmek, itaat eden kadın kimliğini inşa etmek için el ele, kol kola girmişler ve bunların ittifakı her zaman dediğimiz gibi kadın düşmanı ittifakıdır. Onların faşist kadın düşmanı politikalarının karşısında bizler kadın ittifakımızı güçlendiriyoruz ve bizim yerel seçim başarımız tüm kadınların başarısı olacaktır. Kadına yönelik şiddeti önlemeye dönük yerel politikalar geliştireceğiz ve bunlar bizim vaatlerimiz arasında özellikle seçim dönemlerinde her zaman vardı, bu dönemde var olmaya devam edecektir. Şimdiye kadar kazandığımız bütün belediyelerde bu politikaları hayata geçirdik. Şimdi bu politikaları nasıl geliştirebileceğimizi kadınlarla birlikte tartışıyor, yeni hedef ve stratejiler belirliyoruz. Kadın düşmanı AKP iktidarının geliştirdiği kayyum politikasının en büyük nedenlerinden birisi de budur değerli arkadaşlar. Kadın kurumlarını tek tek kapatarak, belediyelerimizi gasp ederek açıkça şiddet uygulayan erkeklerin yanında kadınların karşısında bir tutum aldılar. Biz kadınlar el ele vererek parlamentoda nasıl eşit temsiliyeti sağladıysak yerellerde de eş başkanlık uygulamamızı devam ettireceğiz. Ve 31 Mart'ta o gaspçı kayyumları sandıklara biz kadınlar gömeceğiz ve bir daha oradan asla çıkamayacaklar değerli arkadaşlar. İşte bugün başlayan, yani 20 Kasım'da başlayan, 5 Aralık'ta bitecek olan aday adayı başvuruları için tüm kadın arkadaşlarımı, kadın yoldaşlarımı HDP'de belediye eş başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve muhtarlıklar için aday adayı olmaya buradan bir kez daha davet ediyor. Hepinizi bu çağrıya kulak vermenizi ve başvuru yapmanızı öneriyoruz ve bekliyoruz değerli arkadaşlar. Kadının gücünün farkında olmayanlar, kadın düşmanı politika yürütücüleri, kadın siyasetçileri özel hedef olarak getirenler, kadın haklarını gasp edenler, tek adama sorgusuz biat edenler asla bizim kapımızı çalmasınlar değerli arkadaşlar. Bizim kapımız onlara kapalıdır. Bizim kapımız direnen kadınlara, mücadele eden kadınlara, kendi rengini, kendi sesini ve kendi kentini ve kendi kendini yönetmeye aday olan tüm kadınlara, tüm kadın yoldaşlarımıza açıktır diyoruz. Ve yerel yönetimler bizim işimizdir değerli arkadaşlar. Yerel yönetimler kadınların işidir. Kadınların gücünü, emeğini, rengini yerele yansıtmak bizlerin görevidir ve bizlerin işidir. Bu yüzden tüm kadınlara aday olmaları için bir kez daha bu çağrıyı yapmak istiyorum. Kadınlar 7 Haziran'da, 1 Kasım'da ve 24 Haziran'da güçlü bir temsiliyetle parlamentoda yer aldı. Şimdi önümüzde 31 Mart yerel seçimler var. Gelin 31 Mart'ta ülkeyi hem HDP'nin hem de kadının rengine hep birlikte dönüştürelim. Çok değerli arkadaşlar, son olarak bu hafta kadına karşı şiddetle uluslararası mücadele haftası. Sevgili Grup Başkan Vekilimiz de açılışında ifade etti. Bu nedenle tüm kadınları alanlarda direnişe davet ediyoruz. Kadının her yerde sesi yükselsin ki kadın düşmanı zihniyet titresin ve korksun. Kadınları yaşadığı zulümden kurtaracak olan yine kadınlardır. Kadını
erkek şiddetinden, devlet şiddetinden koruyacak olan yegane şey kendi öz örgütlülüğümüzdür, örgütlü gücümüzdür değerli arkadaşlar. Biz devletten ve eril erkek zihniyetinden özgürlük ve eşitlik talep etmiyoruz. Özgürlüğü ve eşitliği biz kadınlar kendi mücadelemizle başaracağız. Bir ülke ancak kadın özgürleşirse özgür, demokratik bir ülke olabilir. Özgürlüğün anahtarı da biz kadınların elindedir değerli arkadaşlar. Özgür, eşit ve birlikte yaşamı biz kadınlar kuracağız. Buna yürekten inandığımı özellikle belirtmek istiyorum. Tarihte kadının başaramadığı hiçbir mücadele olmamıştır ve biz de başaracağız değerli arkadaşlar. Ne devletin, iktidarın kölesi bir toplum, ne de eril zihniyetin kölesi kadınlar olmayacağız, asla bunu kabul etmeyeceğiz. Özgür, eşit ve onurlu bir yaşamın mimarları olacağız hep birlikte. Hep birlikte kazanacağız. Hep birlikte jin jiyan azadi diyeceğiz değerli arkadaşlar. Her ne kadar milletvekili arkadaşlarımız genel kurulda jin jiyan azadi dedikleri zaman tutanaklarda bilinmeyen bir dil olarak geçse de bizler hem Kürtçe konuşmaya hem de jin jiyan azadi demeye devam edeceğiz. Bu böyle bilinsin. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Geldiğiniz için hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın diyorum.